işte zaten gündemde olan bu Guam gibi ya da Kafkasya İstikrar Paktı gibi bir takım şeylerin gerçekleştirilebilmesi için daha aktif roller üstlenmeye başlaması söz konusu olabilir. Yine 11 Eylül sonrasında ve bu Moskova Anlaşması'ndan sonra ortaya çıkan her şeye rağmen güvenlik, eğer petrol boru hatlarının ekonomik faktörlerin ötesinde siyasal istikrar açısından bakıyorsak en önemli sorunun Karabağ sorunu olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ve bu sorunun çözülmesi için de Amerika'nın Ermenistan üzerinde baskı kurması gerekiyor. Çünkü Ermenistan da artık Batı ile ilişkilerini iyileştirmek zorunda olduğunun farkında olan bir devlet ve bunun belki de daha da hatırlatılması notlarımda vardı. Mart ayında Ermenistan Amerika ile bir askeri komünike imzaladı. Dolayısıyla 11 Eylül saldırısının ardından hiç belki de daha önce düşünülmeyecek şekilde Amerika'nın da Ermenistan'ın da Amerika'ya doğru bir yakınlaşmaya başladığını görüyoruz. Ve sanıyorum Amerika'nın da Ermenistan üzerinde gerekli baskıyı kurarak Karabağ sorunu üzerinde bir çözüm bulunması gerektiğini anlatan en uygun uluslararası ortam. Ve bunun da tek en önemli faktörü, tekrar altını çiziyorum, Bakü-Ceyhan projesi. Sonuç olarak bu söylediklerimi özetlersem herhalde bir iki cümleyle zamanı da tam olarak kullanmış olacağım. Her şeyden önce Bakü-Ceyhan projesine sadece ekonomik faktörler açısından bakmamak gerekiyor. Bakü-Ceyhan bölgeye bölgesel istikrarı getirecek ve bundan daha da önemlisi bölge devletlerinin demokratikleşmesi ve market ekonomisine, pazar ekonomisine geçmesini sağlayacak bir genel, daha çok boyutlu bir proje olarak görülmesi gerekiyor. Ve ikinci olarak da Kafkasya'nın bölgesel güvenliğinin uluslararası güvenlikten ayrılamayacak bir ayrılamaz bir parçası olduğunun anlaşıldığı çok açık 11 Eylül olaylarından sonra gerek Afganistan'daki şeyler gerekse Gürcistan'a gelen Amerikan danışmanlarının ortaya çıkardığı tablo uluslararası güvenliğin ayrılmaz bir parçası Kafkasya ve Kafkasya'ya güvenliğin gelebilmesi için de Bakü-Ceyhan hattının mutlaka ve mutlaka Amerika tarafından Rus işbirliği olur ya da olmaz daha ciddi ve güçlü bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Teşekkür ederim sağlığınızda. Buyurun. Ben bir şey soracağım. Açılış konuşmasında bir milletvekili bir önemli bir konuya temas etti. Daha önce hiç bilmemiş. Boru hattı projesinin Avrupa için önemli bir anlayacak. Bu konuyla ilgili biraz siz tabii. Yani ben de katılıyorum buna. Zaten Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Birliği'nin politikalarının Kafkasya'ya yönelik politikaları diye baktığımızda 2000'li yıllara kadar da biraz ne olacak işte Russia is first politikası Amerika tarafından izlendi. Belki biraz Avrupa Birliği de bunu izledi. Önce bir bırakalım onun arka bahçesini nasıl davranacak ve Putin'in değişen politikalarıyla beraber hakikaten artık bir işbirliği ortamının 11 Eylül olaylarından sonra özellikle terörizmin ortak düşman olarak ilan edilmesi ve eski düşmanların bir araya gelmesiyle beraber politikalarda ciddi değişmeler var. Nitekim Avrupa Birliği de 2000 yılından beri, 1999 ve 2000'den sonra bölgeyi daha bir ciddiye almaya başladı. İşte eski İpek yolu, Trans-Tracker dediğimiz projeler çerçevesinde. Avrupa'nın hem tabii ki belki asıl onları motive eden neden ekonomi, yani petrol ve gaz kaynaklarının paylaşılması açısından önemli. Ama onun dışında işte bu söylediğim bir takım bölgesel istikrarların uluslararası güvenlik ve uluslararası istikrardan çok da farklı boyutlarda olmadığının anlaşılmasıyla onlar da bölgenin hem boru hattının hem ekonomik hem siyasal önemini, stratejik önemini anlamış durumdalar. Ve buna göre de bence yeni politikalar üretme hazırlıkları içindeler. Nitekim Brüksel'de bir merkez var. Önerdikleri 2000 yılında, hatırlamıyorsam Mayıs ayı olmalı, 11 Eylül saldırılar öncesi
Caucasus G8 dedikleri, yani Kafkasya'da bir işte Group of Eight şeklinde bu Kafkasya İstikrar Paktı ne derece gerçekleştirilebilir şeklinde hem think tank kuruluşlarında hem de politika yapıcıları arasında bir arayış olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim Selda. Şimdi bir ara vereceğiz. Bir çay ikramımız olacak sizlere. Saat 4.30'da 5'in yarısında yine kanımızı burada görüyoruz. Mümkün mertebe geç kalmaz isek şayet iyi olur. Bahçede çay ikramımız. Çölde.